الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي صلى الله تعالى عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأول والآخر دقت ettiyseniz sohbetten başta hep salat selam getirir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zattır ki Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığında Tur-i Sinan üzerindeyken dedi ya Rabbi mel farku beyni ve beyni Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam. Benle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasındaki fark nedir? Çünkü o da peygamberdir, ben de peygamberim. Ama sen her yerde onun ismini yazmışsın. Haşa, böyle bir şey anlaşılmasın Musa Aleyhisselam kıskandığından. Musa Aleyhisselam Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın makamını öğrenmek istiyor. Yani ya Rabbi, balık çıkıyor denizden, sağında Allah yazıyor, solunda Muhammed yazıyor. İsa, Musa yazmıyor. Gökyüzünde cennetin kapısında Allah yazıyorsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ardından geliyor. Nerede Allah Azze ve Celle'nin ismi varsa yanında hemen Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi var. Hatta sizler hediyelik eşya alacağınız zaman bir mağazaya girdiğinizde Allah Muhammed yazısı yazan bir hediyelik eşyayı alacağınız zaman sadece diyorsunuz ki Allah yazsın ver, diyor yok diyor hacı abi kusura bakma takım bozamayız. Yani Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde Resulü Aleyhisselam'ın yanına koymuş ki mağazadan alışveriş yaparken bile sadece Muhammed ve Allah ismi alamıyorsun. İkisini beraber almak zorundasın. İşte Musa Aleyhisselam bundan sonra merak ediyor. Diyor ya Rabbi ikimizin arasındaki fark nedir? Allah Azze ve Celle dedi ki ya Musa ma turid fi dünya vel uhra. Dünya ve ahiret işlerinde neyi istiyorsun benden? Hedefin nedir? Dedi ya Rabbi uridu radayike. Ben senin sadece rızanı istiyorum ya Rabbi. Başka bir şey istemiyorum. Allah Azze ve Celle dedi ki ya Musa el farku hâde. İşte fark buradadır dedi. Dedi nasıl ya Rabbi, fark nedir? El farku, yani nasıl bir fark var ya Rabbi deyince Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam şöyle buyurdu. Turidu rıdai, uridu rıda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen nasıl benim rızamı istiyorsan ben de onun rızasını istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani öyle bir peygamberdir hakikaten, bizler farkına varmış olsak belki bugün deliler gibi gezerdik, ne yapacağımızı şaşırdık. Allah Azze ve Celle'ye şükür olsun ki bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bütün hepsi kavimlerini toplar, onlara sohbet ederken ne derdi biliyorsunuz? Bir son peygamber var Ahmet adlı, onun ümmeti böyledir, onun ümmeti şöyledir diye anlatır. Nasıl bizler bugün Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini sohbetlerimize konuşuyorsak, işte Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri de müritlerine sohbet ederken bizden bahsediyor. Ama biz ne kadar layıkız. Onun için çok layık olmamız lazım. Bakın, büyük bir mağazada çalışmaya gittiğiniz zaman adam diyor ki size, tamam seni işe aldım ama bu şekilde giyinerek gelme. Tertemiz giyin, takım giyin. Hatta gerekirse en kaliteli marka hangisiyse onu giyin, öyle yanımda çalış. Siz diyorsunuz beyefendi ben bir işçiyim, patron değilim ki siz bana bu kadar özen gösteriyorsunuz. Adam diyor ki benim firmam çok büyük. Onun için en iyi şekilde giyinecek. İşçilerin bile en iyi şekilde giyinecek diyor. Şimdi bizler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Onun firması çok büyüktür. Bütün peygamberlerin efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Ona layık olmamız lazım. Hem dış güzelliğimizle hem iç güzelliğimiz. Bugünkü sohbetin konusu da zaten temizliktir. Dış ve iç. Şimdi dış ve iç temizlik. Hakikaten sizler bugün arabanızı götürüp bir yıkamacıya verdiğiniz zaman dış temizlik 10 TL ise iç temizlik 200 TL'dir. Dikkat ettiniz mi cemaat? Dış temizlik 10 TL'dir.
Adam diyor 10 TL hemen yıkar sana veririm. Peki abi içerisinde yıka, o zaman diyor 200 TL. Ne oldu abi ya? Aynı değil mi? Yok, aynı değil. İşte insanoğlu da dış temizliği, yani dışımıza cübbe, sakal, her şey yapmak 10 TL'dir. Tertemiz giyinmek 10 TL'dir. Ama önemli olan içeriği temizlemek cemaat. O kalbi temizlemek çok masraflıdır. İmam-ı Şibli Kuddisesirruhu buyuruyor, diyor ki bir insan kalbini temizleyip halis bir şekilde Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak isteyen bir insan, yani nefsini terbiye eden bir insan, diyor o kadar çok zorlanacak ki o kişi diyor bir iğneyle dağı yerinden kaldırıp başka yere götürmesinden daha çok zorlanacak. Yani bir dağı yerinden söküp başka yere götürmek mi yoksa içi temizlemek mi kurban diyorsun? El cevap diyor ki içi temizlemek daha zordur. Bir dağ iğneyle yerinde oynar mı? İmkansız. Ama İmam-ı Şibli diyor ki o nefsi terbiye etmek daha zordur. Onun için gece gündüz içimizi temizlemeye çalışalım cemaat. Bilgisayar, bazı muhasebeciler vardır, bakıyorsunuz ki bilgisayarı toz götürüyor. Bilgisayarın ekranı toz, çamur olmuş. Ama içindeki bilgiler para ediyor. İçindeki, eğer o program temizse o bilgisayar ne kadar kirli olursa olsun para ediyor. Ama eğer içinde virüs var ama dışını gece gündüz temizliyorsanız hiç kusura bakmayın 5 para etmiyor. Demek ki bizler bugün iç temizliğiyle uğraşmamız lazım. Kalbimizi temizlememiz lazım. Mesela bir örnek verelim. Al sana örnek. Su. Su halis niyetle kılınan bir namazdır. Tertemiz. İçeriden baktığınız zaman öbür taraf gözüküyor. Ama o suyun içine bir parça çay atın. Bu sefer ne oluyor? Kıpkırmızı oluyor. Bir kahve atın. Kapkahve oluyor. Görüyor musunuz? Siyah bir mürekkep düşsün. Simsiyah oluyor. Allah Azze ve Celle bize halis niyet diyor bakın. İllellezine amenu ve amilus salihat. İlla ancak o kişiler ki iman etti ama salih amel işliyorlar. İşte o salih amel budur. Ben şimdi size söylesem ki bana bir su getirin. Siz gidip bana suyun içine çay koymuş bir şekilde getirirseniz. O zaman o ne oluyor? Çay oluyor. İstediğim neydi? Suydu. Bu sefer ne oluyor? Ben size desem ki kurban ben su istemiştim. Siz de şöyle bir şey diyebilir misiniz? Kurban sudur ama içine bir tane çay yaprağı koyduk. Ne olacak ki? Sonuçta hepsi su değil mi? Ama ismi değişti cemaat. Ne oldu? Çay oldu. O suluktan çıktı artık. Demek ki Allah Azze ve Celle bizden halis amel istiyor. Sadece benim rızam için. Resulullah Aleyhisselam'a buyurdular ya Resulallah. Mel ihsan, ihsan nedir? Hakiki sadakat nedir? Tasavvuf nedir? Sufilik nedir ya Resulallah diye sorduklarında buyurdu ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam en ta'budallaha kenneke terehu. Allah'a öyle bir ibadet edin ki sanki Allah'ı görüyormuş gibi. Eshab dedi ya Resulallah biz nasıl o makama gelelim? Öyle bir rabıtamız yok. İşte o zaman Resulü Aleyhisselam buyurdu ki feinlem tekün terehu. Şayet Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmiyorsanız فَاِنَّهُ يَرَاكَ O sizi görüyor. Ona göre uyanık davran. Bizler işte demek ki ikinci makamı en azından yapmamız lazım. Allah-u Teala bizi görüyormuş gibi hissetmemiz lazım. Görüyormuş gibi hissetmemiz lazım ki bu günahlardan kurtulalım. İmam-ı Şibli'nin cemaate sorduğu gibi ben de size soruyorum. Allah'tan korkuyor muyuz? Cemaat benim sohbet tarzı öyledir. Herkesten ses çıkacak. Ben savaşçı bir adamım. Tamam komutan ben ordu siz. Anlaşıldı. Ses çıkacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Anlaştık değil mi? Şimdi size soruyorum Allah'tan korkuyor muyuz? Evet. Niye korkmuyormuş gibi oturuyoruz? Allah'ı seviyor muyuz? Seviyorum. Niye sevmiyormuş gibi günahları işliyoruz? Allah bizi görüyor mu? Görüyor. Niye yanımızda arkadaşımız varken göz ucuyla göz zinası yapıyoruz da arkadaşımız görmesin ama Allah-u Teala'nın gördüğünü bilmiyor muyuz? Hani görüyordu? Hani seviyorduk? Hani korkuyorduk? Bakın üçünde de tamam sözde her şey var ama amelde bakıyoruz kendi nefsime söyleyeyim siz de alının kusura bakmayın. Hepimizde var yani Allah muhafaza Rabbim hakikaten Gavs çok büyük bir zattır. İnanın Gavs Hazretleri o kadar büyük bir zattır ki bizleri almış. Yani kendi nefsime düşünüyorum ben mürşid olsam hayatta bırak mürit mümin olarak almam. Yani öyle bir zattır elhamdülillah çok merhametlidir.
Şimdi ne oldu o zaman? Görüyor dedik, görmüyormuş gibi hareket ettik. Seviyoruz dedik. Biliyor musunuz? Genç bir çocuk bir gün beni aradı. Ya dedi, hocam dedi, ben bir kızı çok seviyorum. O kadar çok aşık olmuşum ki dedi. Ben sabah 6'da işe gidiyorum. Gece saat 2'de kız beni arıyor. Diyor, nikahımız da var ama daha evlenemedik. Diyor, gece saat 2'de beni arıyor. Ben pür dikkat kalkıyorum, telefonu açıyorum. Diyor, aşkım nasılsın? Ben diyorum, sağ ol aşkım. Nasıl gidiyor aşkım? İyiyim aşkım, güzel aşkım, güzel aşkım, her şey bitti. Diyor, bir bakayım ki saat 6 olmuş hocam. Hiç sanki o gece ayakta değilmişim gibi gidiyorum işime. O gece full enerjiyle işlerimi yapıyorum. Hiç yorgunluk hissetmiyorum hocam. Cemaat, adam aşık olmuş, gördün mü? Biz de hani Allah'ı seviyoruz ya. Sabah namazda Allah diyor, aşkım aşkım aşkım, yatakta yatıyor. Nerede bu aşk? Geceleyin aşkım 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 yatakta yatıyor. Cemaat, vallahi istersek var ya, geceleri uyku girmez gözümüz. Ashab geldi ya, ya Resulallah, uykularımız kaçıyor. Niye? Cehennem o yok. Allah'ın aşkından dedi, uyku gözümüze girmiyor. Bakın. Ebu Bekir kemendi Kudüs'e sırruhu 40 sene hiç yatmadı. 40 sene. Gece gündüz ibadetle. Hiç yatmadı. Geceleri yat. Müritleri bir gün dedi, Seyda dedi, tamam çok güzel de sadece bir gece yat. Resulullah'ın sünnetini yerine getir. Resulullah sen de biraz uyuklar gibi yapıyordu ya. Tamam dedi, yatayım bu gece. Bir yattı. Ondan sonra kalktı, sabah namazı kıldı, bir daha yattı. Kalktı, öğleyi kıldı, bir daha yattı. Seyda ne oluyor dedi, bir kere yat. Seyda yataktan çıkmıyor cemaat. Biliyor musunuz niye? Ebu Bekir Kemendi Kudüs'ü sırrı anlatıyor. Diyor ki, vallahi her yatışımda Allah Azze ve Celle'yi rüyamda görüyordum. Yıllardır uyanık aradığımı rüyamda gördüm. Ben şimdi nasıl yataktan çıkıyorum? Adam 40 sene yatmayınca yattığı zaman böyle görüyor. Biz görünce kamyonu deviriyoruz. Anladınız cemaat? Bizim halimiz ne haldedir? Onun için gece gündüz Allah için ibadetle uğraşalım. Her şeyimiz ibadet olsun Allah rızası için. Bu yeryüzünün sahibi Allah'tır. Bunu unutmayalım. Allah Azze ve Celle eğer bizden razıysa her şey bizimle beraber gelir. Ama bizden razı değilse bütün dünya da senden razı olsa hiçbir fayda vermez. Bir iş yerinde çalışan bir işçi, patronla arası iyi ama bütün işçilerle arası bozuk. O adam keyif eder mi o iş yerinde? Keyif eder. Niye? Çünkü patron onun sırtındadır. İstediği adamı kovdurur. Beni sevmiyor musun? Seni kovdum. Patron, sen niye kovdun dediği zaman, patron ben onu sevmedim. İyi, aferin oğlum, ben seni seviyorum ya. İstediğini kov, istediğini al. Çünkü güç sende artık. Ben, elim senin sırtındadır. Korkma diyor. Ama o iş yerinde adam 100 tane işçiyle arası iyi ama patronla kötü. O adam her gün huzursuz. Her gün kovulma tehlikesinde. İşte bu yeryüzünün sahibi patronu Allah Azze ve Celle'dir. İşçiler de insanlardır. Bütün insanlarla aramız iyi olsa ama Allah muhafaza, Allah Azze ve Celle ile aramız kötü olsa, inanın bütün insanlara hep dertlerimizi anlatırız. O iş yerindeki işçinin bütün işçilere derdini anlattığı gibi, ya kurban, patron bana böyle diyor, şöyle diyor. Bir türlü gün yüzü görür, zam vermiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor diye akşama kadar ne yaparız? Kendi derdimizi anlatırız. Dertli oluruz. Ama patronla arayı iyi yaptın mı iş orada bitiyor. Sır odur cemaat. Sır Allah'la arayı yapmaktır. Allah'la aran iyi olsun, gerisini boş ver. Ama gerisini niye boş ver biliyorsunuz? Allah'la aran iyi olması için Allah ne buyuruyor? Diyor, herkesle aranı iyi yap. Allah'la aranın iyi olması için Allah diyor ki, herkese dürüst ol. Allah Azze ve Celle buyuruyor, yalan söyleme, gıybet etme. Zaten Allah'la aran iyi oldu mu, herkes zaten seni seviyor. Bak bizler doğduk, kimimiz Erzurum'da, kimimiz Trabzon'da, kimimiz Aksaray'da, kimimiz orada burada, herkes bir yerde doğdu. Ama Gavs Hazretleri Allah'a yöneldi, bugün hepimiz Gavs'a koşuyoruz. Niye? Çünkü patronla arası iyi. Patronla arası iyi olanla arayı iyi etmek de güzeldir. Niye? Çünkü zam isteyeceğin zaman gidip adama diyorsun kurban, ya patrona söylesene bana bir zam yapsın. Patrona gittiği zaman patron diyor, tamam Abdülbakır, seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım? Zam yaptım gitti. Bereketi verdim gitti. Rızk veren Allah'tır ama mürşidi kamilin üzerinden
bereketlenir. Hiç kimse demesin rızkını Gavs verir. Yani o makamda olanlar ayrıdır. Biz o makamda değiliz. Yani bizim rızkımızı Allah Azze ve Celle veriyor. Bu kesindir. Ama Allah-u Teala Gavs'ın hürmetine, ha diyor, benim sevdiğim adama mı takılıyor bu? Meleklerim, ben buna bu ay işte 5000 lira rızık verecektim ya, 15000 yazın gitsin ya. Çünkü benim sevdiğim adama takılıyor. Hoşuma giden bir adam da takılıyor. Ben ona fazlasıyla verdim. Ama ne oldu yine? Kim verdi? Patron verdi. Müdür zam yaptım der. Ama patronun emriyle yapar. Tamam cemaat. Buna da Allah için dikkat eder. Şimdi virgülü atmıştık, geri dönelim. Allah'ı seviyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Bir de neydi? Allah bizi görüyor. Şimdi cemaat, bu ne biçim çelişki? Hiç bunu düşündünüz mü? Ya seviyoruz. Ama bak, çocuk sevdiği için gece gündüz arıyor, görüşüyor, konuşuyor. Bir çocuk Sofi geldi bana, şalvarlıydı. Dedi hocam, ben bir kızı sevmişim. Kız demiş illa şalvarı çıkaracağız. Ben dedim yok, çıkarma. Çıkarma, bir kız için çıkarılmaz. Çıkarmadı. Ertesi gün çocuk yanıma geldi, dedi ayrıldık. Dedim hayırdır? Ya dedi hocam, dedi kız bana dedi ki sen eğer beni sevseydin çarşafı çıkar, şalvarı çıkarırdı. Sen beni sevseydin şalvarı çıkarırdın. Sen beni sevdiğini söylüyorsun ama hala şalvarda ısrar ediyorsun. Senin sevgine inanmıyorum. Cemaat, biz de Allah Resulü'nü seviyoruz ama sevdiği gibi gitmiyoruz. O zaman biz ne kadar seviyoruz? Allah Azze ve Celle'yi seviyoruz diyoruz ama bir maç 90 dakika sürüyor. Diyoruz ki inşallah uzatmalara gider de 120 dakika izleriz. Ama namaz seferi yapmaya çalışıyoruz neredeyse. Hemen hızlı hızlı kılalım, bitirelim, gidelim. Bu ne biçim aşk? İşte bunu ben çok düşündüm. Dedim ya Rabbi, acaba biz senin bizi gördüğüne inanmıyor muyuz? Baya bir kafamı kurcaladı. Neredeyse 6 ay. Ama bir gün Arnavutköy'e sohbete gidiyorum. Sofi arabayla beni götürüyor. Birden sarı ışık yandı. Sarı ışıkta geçmek biliyorsun suç teşkil etmiyor. Sofi ani bir fren yaptı. Araba sağa sol zikzak, dedik. Ne oldu, suikasta mı uğradık, ne oldu falan. Araba son anda durdu. Yani kırmızının orada yamuk durdu. Araba durduktan sonra Sofi'ye dedim, kurban dedim, sen niye böyle yaptın? Dedi hocam, dedi ben ilk Arnavutköy'e taşındığım zaman burada MOBESE olduğunu bilmiyordum. MOBESE olduğunu bilmiyordum. Her gün gitmişim, geçmişim, gelmişim. Dedi bir ay sonra 35 tane PTT'den zarf bize geldi. Hepsinde 300 lira, 400 lira, hepsi ceza yazmış. Dedi hala taksitlerini ödüyorum. Ben şimdi frene basmayayım da kim bassın? Çünkü dedi hocam beni perişan et. Kendime gelemem. Onun için dedi sarıyı da görsem artık frene basıyorum. Arkadan vururlarsa da zaten ceza kadar para masraf olmuyor. O esnada şunu düşündüm. O sorumun cevabını o Sofi söyledi. Demek ki bizler MOBESE'nin farkında değiliz. Biliyoruz ceza var. Ama MOBESE'nin bizi gözlediği, yani Allah Azze ve Celle bizi gözlediğin farkında değiliz. Peki o Sofi'ye sordum, sen bir daha buradan kırmızıdan geçer misin? Sizce ne dedi? Geç ordu, geri kalmayın ha. Ne dedi? Geçmem dedi, değil mi? Ben de dedim geçersin. Geçersin ama ne zaman geçersin biliyor musun? Ne zaman direksiyon başında uykuda kalırsan geçersin. Ha, o zaman bizim mesele ortaya çıkıyor. Demek ki biz de Allah-u Teala'nın bizi gördüğüne inanıyoruz. Ama hani Evliyaullah diyor ya, gaflet uykusu. Demek biz de uykudayız ama. İman etmişiz. Amenna ve saddakna demişiz. Ama o günahlar var ya, günahlar. Öyle bir perde çekmiş ki haşa, sanki Allah-u Teala bizi görmemiş gibi kendimizi günahlara salmış gidiyoruz. Cemaat, kendimizi toparlamamız lazım. Hakikaten gece gündüz Allah için uğraşmamız lazım. Hem iç hem dış temizliği en iyi şekilde yapmamız lazım.
Nasıl ki arabamız düğün arabası olacak, götürüp iç dış en iyi şekilde temizliyoruz, doğru mu? Hiçbir paraya kıymıyoruz. Niye? Düğün arabası olmuş. Bugün temiz olmayacak da ne zaman? Ama Mevlana ne buyuruyor? Müminin ölümü mümin için düğündür diyor. E demek ki bizler de her an ölüme hazır olmamız için hem içimiz hem dışımız en iyi şekilde temiz olması lazım. Gece gündüz hem dışarıdan hem içeriden. İmam Rabbani Kudüs'e sırrı buyuruyor. Diyor ki o kadar içinizle kavgalı gürültülü olacaksınız ki her an nefsinizle kavgalı olduğunuzu hissedeceksiniz. İmam Şarani bunalımda geziyordu mübarek. Dediler efendim siz niye böyle bu haldesiniz? Oturduğu yerde bunalımda adam. Niye biliyorsunuz? Ya diyordu nefsim diyor böyle yap, ruh diyor böyle yap, kalp diyor böyle yap. Hepsiyle kavgalı gürültülüyüz. Akşama kadar içeriden dışarı çıkamadık ki diyor. Akşama kadar içeride kavga var. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Nasıl iki kişi kavga ediyor, ayırmaya çalışıyorsun ya, akşama kadar onları ayırmaya çalışayım. Onun için ben bunalıma girmişim diyor. Köşede oturmuş ama bunalıma girmiş adam. İşte bizlerin de öyle olması lazım. Mevlana Kudüs'e sırrı buyuruyor. Diyor ki başkalarının günahlarını düzeltmekle, başkalarının hatalarını konuşmakla, yani vay işte falan kes böyle yapmış, filan kes şöyle yapmış. Diyor sana ne oluyor ya? Sen önce bir kendini düzelt diyor. Allah sana öyle bir nefis vermiş ki sen onu düzeltmeye çalışsan Azrail gelip canını alıncaya kadar da düzeltemezsin diyor. Gece gündüz uğraşsan yine düzeltemezsin. Nefis o kadar kötüdür cemaat. Şimdi farz misal aranızdan birisine sadece bir örnek vereyim. Yani nefsin ne kadar zalim olduğu ortaya çıksın. Aranızdan birisine 100 lira sadaka verdim, hayrıma verdim. Nefis şimdi içeride ne diyecek? Ulan sen ne cömert adamsın ya. Baksana millet de senin cömert olduğunu anladı. Aferin sana, yürü hoca, kim tutar seni? Hızlı giden motor bir bakıyorsun duvara zonguyor. Hızlı götürüyor seni. E hocam ne yapalım? Baş başa ver. Çektin adamı, Sufi gelsene buraya. Hayırdır tuvalete gittiniz, al sana 100 lira. Bu sefer nefis ne diyor? Ya diyor adam senin cömert olduğunu biliyor, aferin sana. Bu sefer oradan vurmaya çalıştı. E ne yapayım hocam? Ceketi orada asılı. Ceketine koy çaktırmadan. Kimse bilmesin. Herkes içeride çay içerken ceketine attın çıktın geldin. Cık. Akşam oldu. Ya hanım sana bir şey söyleyeyim mi? Hayırdır bey? Ya bugün öyle bir hayır yaptım. Allah'tan başka kimse bilmiyor. Hanım da öğren. Bak yine nefis girdi. Hanıma söylemedin. Bu sefer nefis ne diyor içeride biliyorsun? Ya diyor mübarek sen ne mübarek adamsın ya diyor. Kimsenin bilmediği bir hayır işledin. Sadece Allah bilir. E şimdi ne yapacağız? Cemaat siz söyleyin. Şimdi bu söylediğim şıkların hepsinin hani sevap yapmıştık ya çizgi çekeceğiz onları. Hani bazen borçları takılan adamlar oluyor. Alacağımız var. Adam vermiyor vermiyor uğraşıyor. Sen de en sonunda diyorsun ya bunu her zaman kağıta girip bunalıma gireceğim. Ben çizeyim de silim kurtulayım. Artık gözümün önüne gelmez. İşte bu sevaplar da aynı hep çizik oldu. Şimdi ne yapacağız hocam? Allahu vadi'u kulli şey fi mevadi'i. İşte itikat devreye giriyor. Onun için itikadımızı iyi yapalım. En iyi şekilde itikad dersleri alalım. Allahu vadi'u kulli şey fi mevadi'i ne demektir? Allah her şeyi yerli yerine koyandır. Yani demek ki o para benim cebimden o adamın cebine girecek. Allah bunu istemiş. Razakakumullah. Allah sizi rızıklandırıyor. Ben değil. O zaman ne diyeceğiz? Mesela siz patronsunuz, siz de patronsunuz, ben sizin işçinizim. A patronun işçisiyim, B patrona A patron para gönderecek. Anlıyoruz değil mi cemaat? Şarteller atmadı da. Devam. Şimdi A patronun işçisiyim. A patron bana ne verdi? 10 bin dolar verdi, dedi ki B patrona götür oğlum. Ben de aldım o 10 bini, gittim B patronun karşısına. Cebim biraz para gördü ya, kendimden hissettim. Ayak üstü ayak attım. Dedim ki al sana 10 bin lira. Adam dedi edepsiz. Sen nasıl bir adamsın? Sen neyin nesisin? Ayak üstüne ayak atıyorsun, içeri giriyorsun, hiç selam vermiyorsun. Çık git diyor. Kovuyor seni huzurdan. Niye? Çünkü biraz sonra A patronu arayacak, diyecek bir daha böyle edepsiz adamları yollamadı. Sanki parayı kendisi veriyormuş gibi bana hava atıyordur.
Sen de A patron yanına gidince A patron diyor ver oğlum 10 bin lira alır. Hadi oğlum sen işine son. Hayırdır patron ben ne yaptım? Kendinden bildin. Bu para bendendi. Bu sefer gidip başka bir işçi buldu, edepli işçi. Edepli işçi A patronundan parayı alıyor, B patrona götürürken kapıyı çalıyor. Efendim kusura bakma rahatsız ettim. Buyurun işte ben A patronun elçisiyim. Size bir ödemesi vardı efendim. Paranın miktarını bile söylemez. Edep var. İşte size bir emaneti vardı. Ben onu bıraktım. Allah için bir kusurumuz varsa affedin abi. Kusura bakmayın. Adam diyor gel oğlum bir çay iç. Yok abi Allah razı olsun sizi rahatsız etmem. Siz işiniz gücünüz vardır. Sizin vaktinizi, o değerli vaktinizi almayayım diyor. Ve oradan çıkıp gittiği zaman B patronu A patronu arıyor. Aferin lan diyor. Ne güzel eleman. Aynısından bana da yapsana diyor. Gördün mü? Şimdi Allah patrondur. Tamam. Gönderdiği o fakir de ikinci patrondur. Sen arada Allah-u Teala'nın gönderdiği rızkı alıp o adama nazik bir şekilde vereceksin. Dilencinin elinin ayağından öpeceksin. Diyeceksin abi kurban olun kusura bakma. Bir kusur etmişsek kusurumuzu bağışla diyeceksin. Dilenci de diyecek ne oluyor ya bu adam ne içmiş. Değil mi? Hem para veriyor hem özür diliyor ya böyle bir devir var mı diyecek. Ama olması gereken budur. Bu sefer ne oluyor biliyorsun? Nefis sana giremiyor işte. Nefis geliyor, aa sen verdin. Ne ben verdim ya? Allah-u Teala adamı rızıklandıracaktı. Benim elimle yolladı. İnşallah bir kusur yapmamışımdır. Bakın, siz hiç duydunuz mu? Meyhanede içki içen adam estağfurullah çekiyor, içiyor. İçtikten sonra bir de estağfurullah. Duydunuz mu? Ama namaz kılarken sen günah mı işliyor, adam sevap mı işliyor, ne oluyor? Piyasa karışmış cemaat. İçki içen estağfurullah nedir? Ya Rabbi ben pişmanım demektir. İçki içen estağfurullah çekmiyor, namaz kılan estağfurullah çekiyor. Bunun mantığı nedir? İşte bizlere hani dedi ki Allah vadi'u kulli şey'in fi mevadi'i, Allah her şeyi yerli yerine koyandır. Demek ki bizi namaza getiren, bize namazı nasip eden Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala istemese iki dakika burada duramaz. Başınızı ben çekerim, meyhaneye gideriz. Allah-u Teala bizi buraya getirdi. Buraya bize nasip etti. İşte namazı da nasip etmiş. Onun için biz ne diyoruz? Estağfurullah ya Rabbi, doğru dürüst namaz kılamadık. Sen nasip ettin ama ben hakkıyla sana veremedim. Sen nasip ettin, ben hakkıyla oruç tutamadım. Ya Rabbi sen nasip ettin, ben hakkıyla Gavs'ın kapısında hizmet edemedim. Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet işlerini konuşurken bir mum vardı önünde. O mum yanıyordu. Ne zaman ki devlet işleri bitti, karşıdaki adam dedi ki ya efendim işte aile işleri nasıl gidiyor falan. Hazreti Ömer eliyle o mumu söndürdü. Dedi efendim mumu niye söndürdün? Dedi bendeki kendi paramla aldığım mum var. Şimdi ailevi meseleleri konuşacağız ya halden, ahvalden. Onun için dedi devletin mumunu yakmam caiz değildir dedi, haramdır. Bak ben devletin mumunu söndürürüm, kendi mumu yakarım. Çünkü şu an halden, ahvalden konuşuyoruz. Şimdi cemaat size söyleyeyim Allah için. Bu halı kim getirdi? Hayırsever bir arkadaş. Bu mikrofonu kim getirdi? Hayırsever bir arkadaş. Bu rahle, her şey hayırsever. Bu su bile parası, bazıları diyor ki hayrıma dergaha veririm. Doğru mu? Bu adama mahşer günü sorduklarında sen dergaha niye para veriyordun? Allah ve Resul'ün kelamı konuşuluyordu. Onun için hayır yaptım denilir. Eşleriniz aradığı zaman neredesin? Dergahta. Ha tamam. Benim bey Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetlerinin olduğu yere gitmiş. Orada kendini şarj ediyor. Böyle düşünülüyor. Doğru mu? Bu şekilde. Şimdi burada bu kadar her şeyiyle hayır yapılan, her şeyiyle Allah için yapılan bir yerin malzemelerini ne için kullanmamız lazım? Allah için kullanacağız. Allah için kullanmasak şu an bu rahlede oturup sağdan soldan oradan buradan konuşsak var ya, mahşer günü bu rahleyi buraya koyan adama Allah-u Teala sen oraya verdin ama maaştan bahsettiler, şuradan bahsettiler, kendi kafasına göre takıldılar derlerse o adama, o adam ne diyecek? O zaman diyecek ya Rabbi ben o zaman o adamlardan davacıyım. Niye davacısın kulum? Ben Allah'ım sen rızan için verdim. Adam gitti
yanlış işler için kullandı. O zaman ben o adamdan davacıyım. Şimdi gördük mü cemaat ne oldu? Demek ki burada bu Saadet-i Kiram dergahına girdikten sonra Allah ve Resul'ün dışında konuşmak Hazreti Ömer'in tabirine göre artık siz düşün. Cevaziyetini artık size veriyorum. Hepiniz artık molla oldunuz. Artık caiz midir değil midir? Onu siz düşünün. Onun için burada çok dikkat etmemiz lazım. Evliyaullah buyuruyor. Sen kendini bil, sen kendini. Sen kendini bilmezsen patlatırlar ensen. Bu iş böyledir. İnsan hiç bilmez. Bir bakıyorsa Allah muhafaza bir yerden tokat yer. Şimdi biri çıkar der ya hocam sen niye böyle karamsar konuşuyorsun? Cemaat bir iş yeri kurulduğu zaman adamlar oturup konuşurken mesela ortak olacaklar ya diyor beyefendi en az şu kadar kazanırız. Doğru mu? En kötü ihtimal şu kadar kazanırız derler. Yani hiçbir insan iş kurduğu zaman en çok bu kadar kazanırız konuşmaz. En azı her zaman baz alınır. En az. İşte bizler de burada en azını konuşmamız lazım. En kötü ihtimal ne olacağız? Biz bugün onu konuşuyoruz. Yani biz acaba ne olacağız? Mevlana buyuruyor, ona bakarsanız Mevlana buyuruyor. Diyor tekbir getirdiğin zaman Kabe'yi görmüyorsan o namazı iade et. E şimdi kurban iade edeceğiz de iade ettikten sonraki kıldığımız namazda da görmüyoruz. Kıyamete kadar kaza yapmamız lazım. Şimdi neyin neresi? Bunlar çok büyük zatlardır. Onun için bu Allah dostların hayatlarını okuyun. Gece gündüz onların hayatlarını okuyun. Bakıyorsunuz ya inşaat sektöründe çalışan bir adam akşama kadar Ali Ağaoğlu'nu konuşuyor. Çocuklar mahallede top oynarken Messi Messi diye bağırıyor. Adam Messi'yi konuşuyor. Öbürü basketbol oynayacaksa Jordan'dan bahsediyor. Öbürü araba sürüyorsa diyor ben Schumacher gibiyim bak. Herkes bir dalda ve o dalın en iyisini konuşuyor. Bizler de madem bu daldaysak evliyaları konuşacağız. Evliya gibi olamayız ama onları konuştukça büyürüz. Adam gece gündüz Ali Ağaoğlu'ndan bahsediyor. Ali Ağaoğlu'nu taklit etmeye çalışıyor. Bir bakıyorsun bir tane bine dikiyor. Oh be diyor en azından ulaştım bir yere. Biz de belki evliyalar gibi 70 bin hurimiz olmaz ama belki bir 5-6 tane hurimiz olur. Oh be deriz. Onun için büyükleri konuşurken insan taklit edecek, taklit de tahkika götürecek. Eğer bu şekilde olursak Allah-u Teala'nın izniyle inşallah her şey güzel olur. Gece gündüz sadece Allah rızası cemaat başka bir şey değil. Bakın burada sohbetleri dinliyorsunuz elhamdülillah. Bu sohbetleri dışarıda yayın. Ama üslubuna göre herkese yayın. Gidin insanlara anlatın. Söyleyin Allah-u Teala vardır, peygamber vardır, şöyledir, böyledir. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh Resulü Aleyhisselam sahabesi buyuruyor. Diyor ki sizler yolda yürüdüğünüz zaman günah işleyen birilerini gördüğünüzde eğer kendi içinizden şöyle geçirseniz ya şuna bak günah işliyor, cehennemliktir, şudur budur derseniz diyor siz cehenneme odun olursunuz. Onun için diyor nasıl ki kör birisini gördüğünüzde acıyıp yardım ediyorsanız, sakat birisini gördüğünüzde acıyıp yardım ediyorsanız diyor adamlar da ahiretin körü olma yolunda ilerliyorlar. Onlara daha çok yardım edin. Herkese Allah için kucak açın. Herkese iyi davranın. Ama şu da vardır. Şimdi ben bir tane yılan getirsem, şimdi bu kürsünün önüne koysam desem ki cemaat hadi gelin bu yılanı temizleyelim. Siz dersiniz hocam kusura bakma yılan temizlenmez. Onun zehri ebedidir. O zehri alırsın bir daha zehir üretir. Yani bazı insanlar da vardır yılan meşreblidir. Onları düzeltmeye çalışmayın size sokarlar. Bu sefer size de hastalık bulaştırırlar. İnsanoğlu zaten aynı bir cep telefonu gibidir bakın. Cep telefonu şimdi akıllı telefon kullananlar el kaldırsın biz de bir su içelim. Şimdi mesela sizin telefon açtınız Bluetooth'u. Dediniz ki hocam bana bir bilgi at. Benim telefon virüslü. Ben o bilgiyi size attığımda o bilgi sizin telefona girdikten sonra bakıyoruz telefon kafa yemeye başlar. Ya hocam bu telefon ne oldu falan. Bende virüs vardı ya sana bulaştı. İşte insanoğlunun kalbi de aynı o Bluetooth aracı gibidir. Kalbinizi kime açarsanız, muhabbeti kime açarsanız ondan siz kaparsınız. Her şeyi kaparsınız.